bildiğiniz üzere 5000 Yeniçeri ve 3000 sipahiyle Konya Ovası'na vardık. Şehzade Selim'in hücumu hazır bekleyen kuvvetlerinin yanında saf tuttuk. Desteğimizle birlikte iki ordu sayıca eşitlendi. Şehzadem, hünkârımız sizin yanınızdalar. Beni de kuvvetlerinize serdar tayin ettiler. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. İyi bakın. Bu bir babanın oğlundan vazgeçtiğinin resmidir. Malumun ilanı. Destek veren paşalar gelmek üzeredir şehzadem. Onlar geldiği vakit üstünlük tekrar bize geçecek. İki ordu denk olmasına rağmen şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20.000 askerle gelmişler sultanım. Bunlar? Anlamıyorum şehzadem. İhanete uğradık şehzadem. Belli ki Şehzade Selim için savaşacaklar. Nasıl olur Atmaca? Sana söz vermediler mi? Benimle birlik olacaklardı. Anlaşılan payitahttan emir almışlar. Paşaların gözünü korkutmuşlar. Hayır olamaz. Öyle bir haber çıksa da Rüstem Paşa engel olur. Önünü keserdi. Şehzadem, inanmak istemiyorsunuz lakin Rüstem haini ihanet etti. Paşalar saflarımıza katılınca şehzademizin ordusundaki asker sayısı 50.000'e ulaştı. Şehzade Hazretleri. Devletli padişahımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Sen söyle Sokollu. Hülaseten ne diyor hünkârımız? Derhal teslim olmanızı ve benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. İtaat etmezseniz dökülecek kandan hünkârımız zinhar mesul olmayacaklardır. Birlikleriniz itaat edene kadar katlinizin caiz olduğuna dair fetva verildi. Mehmet Paşa, bu meydanda kan dökülecek. Lakin benim değil, Şehzade Selim'in ve ona köpeklik eden hainlerin kanı. Allah'ın izniyle zafere ulaşınca sancağıma Amasya'ya çekileceğim. Ve emri hak vuku buluncaya dek hünkârımıza isyan etmeyip sabırla bekleyeceğim. Şehzade Bayezid Ferman-ı şerifinizi kale almadığı gibi Şehzade Selim'e ağza alınmayacak sözler söyledi. Ağır hakaretlerde bulundu. Aslanlarım! Düşman sayıca üstün olabilir. Lakin biz onları görüyoruz, onlar da bizi görüyor. Şehzade Selim'in arkasında hünkârımız varsa, benim de arkamda birbirinden cengaver, davama inanan askerim var. Yiğitlerim, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Şehzade Bayezid çok yaşa! 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 Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yeniçeriler, onlar nasıl tavır almışlar? Süleyman'ın fermanını nasıl içe sayarsınız gafiller? Karşınızdakilerin çoğu asker bile değil. Çapulcu, eşkıya, çift bozan. Yarın savaş meydanında Şehzade Bayezid'in askerlerini tarumar edeceksiniz. Etmezseniz kellelerinizi alırım. Sizi ne ben affederim, ne de Sultan Süleyman. Yıkıl karşımdan! Defol! Yıkıl! Şehzade Selim'in Yeniçeri ağalarını ikazı netice verdi hünkârım. Siz yüce hünkârımızın gazabından korkan Yeniçeri ağaları ertesi gün var güçleriyle kılıç salladılar. Yeniçeri'nin Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Beyazıt Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar. Şehzademizin bizzat savaşması peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Bayezid kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. Her şey bitti dedim sultanım. Eyvahlar olsun. Şehzade Bayezid kazanacak dedim. Lakin öyle bir ana şahit olduk ki savaşın, hanedanın, Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi. Göster bize marifeti. Meyit biri aslan parçası. Bu işlere yatkınsın anlaşılan. Hı hı. Babam Şehzade Mustafa'ya çekmişsin diyor. En mühimi Bayezid, hayatta kalman. Ne olursa olsun hayatta kal. canım tükenmeyiz kırmak ile. Eyvallah, ey dol. Taşramızdan sormak ile hay hay kimse bilmez ahvalimiz. Ey canım kimse bilmez ahvalimiz. Oğlum, Şehzadem Bayezid öldü mü? Aldığı yaralar ölümcül hünkârım. Sağ kurtulması bir mucizeydi. Validem. Aslan şehzadem benim. Başta bir hayli korkmuş. Seninle savaşa gelecek diye çekinmiştim. Şükürler olsun ki seninle gelmiş. Cesur şehzadem benim. Bundan böyle Şehzade Bayezid için dönüş yok. Tekrar ayağa kalkması zor. Belki de ölmüştür. İnşallah şehzademiz ayağa kalkacak. Ve biz tekrar Şehzade Selim'in üzerine yürüyeceğiz. Hazırdaki kuvvetlerle birlikte yola revan olacaksın Mehmet Paşa. Şehzadem Selim'le buluşacaksın. Şehzade Bayezid'in peşinden gideceksiniz. Amasya civarındaki beyler de size destek verecekler. Emri fermanı yüce padişahımızındır. Sen de hudutlardaki beylerine benim fermanımı gönder, dikkatli olsunlar. Şehzade Bayezid mülkümün dışına çıkmaya yeltenebilir. Zinhar tahammülüm yoktur. Her kimin sancağına çıkarsa kellesini alırım. Kırım Hanı Devlet Kira'ya da haber gönder. Zinhar kabul etmesin onu. Emredersiniz hünkârım. Bayezid bu yaptığı hainliğin bedelini ödeyecek. Hiçbir yere kaçamayacak. Ölü ya da diri getireceksiniz bana onu. Gel. Şehzadem az önce bir ulak getirdi. Hünkârımız yollamışlar. Ne buyurmuşlar? Sokollu Mehmet Paşa yola çıkmış. Benim de ordumu hazırlamamı ve onunla birlik olup Şehzade Bayezid'in üzerine yürümemi emretmişler. Hünkârımız huzursuz belli ki. Asi bir şehzadenin ne yapacağı hiç belli olmaz. Devlet-i Aliye'nin düşmanlarıyla birlik dahi olabilir. Doğru. Şehzade Bayezid nefes aldığı müddetçe kimseye rahat yok. Başladığımız işi bitireceğiz. Son darbeyi vurmanın vakti geldi. Derhal hazırlıklara başla. Emredersiniz. Şehzadem, Şehzade Bayezid'in üzerine gitmek ne kadar doğru. Ya pusuya düşersen? Ya civar sancaklardan kardeşine yardım giderse? Konya'dan ayrılmak için bu kadar acele etmesin. Korkunun ecele faydası yok Nurbanu. Bu savaşı ben başlattım, ben bitireceğim. Hem Konya Ovası'ndaki zaferden sonra hünkârımızın iradesine karşı çıkıp Şehzade Bayezid'in yanında olacak beyin paşanın aklına şaşarım. İlaveten, bugün zafere bu kadar yakınsam, hünkârımızın emirlerini harfiyen ve vakit kaybetmeden yerine getirdiğim içindir. Şehzadem. Hoş geldin Sokollu. Senin gibi kıymetli bir vezir azamı yanımda görmekten ziyadesiyle memnunum. Lütfediyorsunuz şehzadem. Hanedanımızın istikbali olan siz yüce şehzademize hizmet vermek benim için büyük bir şereftir. Payitahtta vaziyet nasıl? Hünkârımız tüm gücüyle arkanızdalar. Şehzade Beyazıt'ın ölü ya da diri ele geçirilmesi için ferman verdiler. Âlâ. Yolun sonu göründü desene. Şehzadem, paşam. Şehzade Bayezid Amasya'dan ayrılmış. Beraberindeki birliklerle Erzurum istikametinde ilerlemekteymiş. Belli ki Ayas Paşa'dan medet ummaktalar. İşte Bayezid'in en büyük zaafı bu. Herkese güveniyor. Ayas Paşa onu yakalayacaktır. Biz de bir an evvel gidip teslim olalım. Emredersiniz.